Evet arkadaşlar, şimdi Eis Daf Yayınları birinci kitap 10 numaralı ısı sıcaklık 2 föyündeyiz. Şimdi ısıl denge, aslında birinci föyde buradaki her şeyden bahsettik. Isı, temas halindeki farklı sıcaklıktaki iki cisim ya da iki sistem arasında alınan ya da verilen enerjiydi. Isı ne yapacaktı? Oradan oraya akan bir şey olacaktı. Isı her zaman sıcaklığı yüksek olan sistemden düşük olan sisteme doğru akar. Alınan ısı, ısıca yalıtılmış bir ortamda alınan ısı her zaman verilen ısıya ne olmak zorundaydı? Eşit. Isı alışverişi sistemin denge sıcaklığı, yani cisimlerin sıcaklıkları birbirine eşit oluncaya kadar devam eder. Isı alışverişi maddenin sıcaklığı birbirine eşit olduğunda durur ve biz bu duruma ısıl denge deriz. Yani sistem artık ısıl dengede olur. Isıl denge sıcaklığı, başta sıcaklıkları farklı olan iki maddenin ilk sıcaklıkları arasında bir değer. Her zaman ısı sahası büyük olan cismin sıcaklığına yakın olur diyoruz. Hal değişimi yok ve ısıl denge sıcaklığı maddelerin ilk sıcaklıklarının tam ortasında ise maddelerin ısı sahaları eşittir. Yani eğer ki bize maddelerin ısı sahaları eşittir diyorsa denge sıcaklığında aritmetik ortalamaya bakabilirsiniz. Tamam mıyız? Ve son olarak dışarıya bırakılan bir cismin ilk sıcaklığı ne olursa olsun son denge sıcaklığın son denge dışarının sıcaklığına eşit olmak zorunda. Mesela dışarıdayız. Dışarının sıcaklığı 40 derece. Orada bir bank olsun, işte bir çöp kutusu olsun. Bunların hepsinin sıcaklığı ısıl dengeye geldiğimizde birbirine eşit. Yani ortamın sıcaklığına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bakalım örnek 1. Yapılan bir deneyde farklı sıcaklığa sahip iki madde ısı alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangisi gerçekleşebilir? Şöyle gösterelim. İki tane sıcaklığı farklı, 20 derece, 10 derece. İkisi de katı olsun bakalım başlangıçta. Sıcaklığı yüksek olandan düşük olana, yani 20'den 10'a bir ısı transferi, ısı akışı olacak. Şimdi bu katı cismimiz eğer ki erime sıcaklığında, hal değişim sıcaklığındaysa ne yapabilir? Bu eriyebilir. Bunun da sıcaklığının ne yaptı? Buraya ısı verdiği için sıcaklığı ne yapabilir? Azalabilir. Yani ikisi de erir olamaz. Ancak biri erir, biri erer. Erirse diğeri ne yapabilirmiş? Sıcaklığı azalır. O zaman aynı mantıkla ikisi de ne yapamaz? Donamaz. Biri erirken diğerinin sıcaklığı artar. Hayır, ne dedik? Biri erirken diğerinin sıcaklığı azalır dedik. Biri buharlaşırken diğerinin sıcaklığı azalır. Bu sefer bu örneğimiz sıvı sıvı olsun. Şimdi sıvı sıvı olduğunda bakalım buradan buraya ne yapacak yine? Isı gidecek. Yani buranın sıcaklığı azalacak. Doğru. Eğer ki buradaki sıvım hal değişim sıcaklığında ise aldığı ısıyla ne yapabilir? Buharlaşabilir. O zaman Edirne seçeneğimiz doğru oldu. Peki D niye yanlış? Katı, sıvı, gaz. Şimdi donma neresiydi? Burası. Sıvıdan katıya geçiş. Yoğuşma neydi? Gazdan sıvıya geçiş. Şimdi eğer biri donuyorsa diğeri ne yapabilir? Eriyebilir. Bakın bu olay katı sıvı arasında gerçekleşiyor. Burada ne demiş? Yoğuşur. O yüzden bu da yanlış olmuş oldu. Devam ediyorum. Bir ÖSYM sorusu ısı ve sıcaklıkla ilgili hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Bir maddeye, bakın kesinliklerin altını bir çizelim. Bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı artar. Şimdi bir maddeye ısı verdiğimde ya sıcaklığı artacak ya da ne dedik, hal değiştirecek. Şimdi iki tane cevabımız varsa ve soru kesinlikle ise bu bizim için cevap değildir. 40 derece 20 derecenin iki katıdır. Hayır, konu anlatımında dedik ki kattan bahsediyorsak Kelvin cinsinden olmalıydı. 40 Kelvin 20 Kelvin'in iki katıdır. Bu gitti. Soğuk bir günde dışarıda bir süre beklemiş, ısıl dengeye ulaşmış masanın tahta demir kısımlarının sıcaklıkları aynıdır. Evet, az önce söylediğimiz cümle, son durumda yeterince uzun süre bekletildiğinde her şey ortamın sıcaklığına ulaşacak ve hepsi birbirine eşit olmuş olacak. O halde doğru cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Şimdi o zaman sıradaki örneğimize bakalım.
Diyor ki ısı çalıtılmış bir ortamda yalnız iki tane katı cisim konulmaktadır. Kütleleri, ilk sıcaklıkları ve türü birbirinden farklı, bunları birbirine dokunduruyor. Yani bunlar ısıl temasta. Sıcaklıkları da farklı olduğuna göre ne yapacak? Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa bir enerji akışı olacak. Hangileri doğrudur? Isı ilk sıcaklığı büyük olandan evet küçük olana doğru aktarılır. Doğru. Son ısıl denge durumunda cisimlerin sıcaklıkları birbirine eşit olur. Doğru. Isı aktarımı bittiğinde denge sıcaklığı her zaman kime yakın oluyordu? Isı sahası büyük olana yakın olur diyoruz. Ve doğru cevabımız ne olmuş oldu? E seçeneği olmuş oldu. Evet, sıradaki sorumuzdayız. Bakalım. Deniz düzeyinde ısı çalıtılmış bir kaptaki suya bir buz parçası konuluyor. Buz konulduğu andan itibaren buzun kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. Buzun zamana bağlı. Bakınız, A bölgesinde buzun kütlesi değişmiyor. Bu ne demek? Kap var, içinde su ve buz var bir arada. Buzun kütlesi değişmemesi, buz ne eriyor ne de su donuyor demek. Demek ki bir hal değişimi, bir ısı alışverişi yok. Isı alışverişi yoksa bunların sıcaklıklarının büyüklükleri eşittir. Yani A bölgesinde suyun sıcaklığı atıyorum artı 10 derece ise buzun sıcaklığı da eksi 10 derece olur. Ama bu rakam büyüklüğünü arttığım için biz şöyle diyoruz. A bölgesinde suyun sıcaklığı sıfırın üstünde, buzun sıcaklığı sıfırın altındadır diyoruz. Şimdi B'ye bakalım. B'de buzun kütlesi ne yapıyor gençlik? Azalıyor. Buzun kütlesi ne zaman azalır? Erirse. O zaman bu buz eriyorsa B bölgesinde ne yapıyor? Hal değiştiriyor. Buzun hal değiştirebilmesi için hal değişim sıcaklığında, yani 0 derece sıcaklıkta olması gerekiyor. Suyun da bu buzu eritebilmesi için sıcaklığı 0'ın üstünde olmalı. Şimdi C bölgesine geliyorum. C bölgesine geldiğimde bakıyorum. Şimdi buzun tamamı eriseydi bu grafik böyle gidecekti. Bakınız kapta hiç buz kalmayacaktı. Ama şu an kapta hala belli bir miktarda buz var. Yani C bölgesinde kabın içerisinde su ve buz bir arada. Burası önemli. Su ve buz sadece ve sadece 0 derecede bir arada bulunurlar. Başka hiçbir şekilde bir arada bulunamazlar. Şimdi bakalım. T eşittir 0 anında suyun sıcaklığı 0 derecenin üzerindedir. Evet, doğru. A bölgesinde buzun sıcaklığı 0'ın altındadır. Doğru. B bölgesinde suyun sıcaklığı 0'dır. Hayır, B bölgesinde suyun sıcaklığına 0'ın üstündedir dedik. B bölgesinde suyun buzun sıcaklığı 0. Evet, doğru. C bölgesinde suyun sıcaklığı 0. Evet, bu da ne olmuş oldu? Doğru olmuş oldu. Devam ediyoruz. Enerjinin iletim yolları. Burada enerjinin iletim yollarında bahsettiğimiz şey ne? Isı enerjisi. Biz ısı enerjisini bir yerden bir yere transfer ederken 3 tane yöntem kullanıyoruz. İletim, konveksiyon ve ışıma. İletim dediğimiz şey katılarda ısının yayılma biçimidir. Burada molekül ne yapmaz? Taşınmaz. Şöyle yapalım. Bakınız şöyle bir metal çubuk aldığımızda buraya A, buraya B dedik. Buradan verdik ateşi. Şimdi zınk diye B ucu ısınır mı, sıcaklığı artar mı, artmaz. Şimdi bunlar böyle atomlardan, moleküllerden oluşmuşlardı. Bunlar böyle ne yapıyordu? Titreşiyorlardı. Sıcaklık arttıkça daha çok titreşirler. Hepsi birbirine aktararak ne yapacak? Bakınız sıcaklığımız A'dan B'ye iletim yoluyla aktarmış olduk. İletim yolunda maddeye ihtiyacımız var. Konveksiyonel olarak ısının iletimi ise akışkanlarda, yani sıvılarda ve gazlarda meydana gelir. Molekül taşınır. Şimdi şöyle düşünün. Bir ateş yaktık ve hava var. Şimdi şöyle havanın katmanları, elim hava olsun, havayı katman gibi düşünün. Şurada altta da ateş. Ateş yandıkça ateşe yakın olan havamız, sonuçta bu bir gazdır, hacmi artar. Hacmi artarsa öz kütlesi ne yapar? Azalır. Şimdi akışkanlarda öz kütlesi büyük olan nerede olmalı? Aşağıda. Bizde yukarıda kaldı. Ne yaptı? Bakınız yer değiştirdi. Ne yaptı? Isınan hava yukarıya gitti. Neden? Öz kütle farkından dolayı. Ki halk arasında ne deniliyor zaten? Isınan hava yükselir. İşte bu şekilde havanın ya da çaydanlıkta kaynattığımız suyun bu şekilde yukarıya doğru çıkmasına, transfer edilmesine ısının konveksiyon yanıyla aktarımı diyoruz. Üçüncüsü ise ısının ışıma yolu ile transferi. Işıma yerine radyasyon da diyebilir, kafanız karışmasın. Şimdi tüm maddeler baktığımız zaman şöyle diyelim, sıcaklığı olan her şey ışıma yapar. O yüzden tüm maddelerde gözlenir. Isının ışınlarla yayılmasıdır. Bunun en büyük örneği de
güneşin dünyamızı ısıtması. Ve bunun için herhangi bir şekilde maddeye, ortama ihtiyacımız yok. Şimdi burayı gösterdik. Şuraya bakalım. Isı iletim hızından bahsedeceğiz. Şimdi ısı iletim hızı dediğimiz şey aslında şu. Böyle işlem sorularla değil de şununla uğraşacağız. Şimdi dışarıdayız. 40 derece bir sıcaklık var. Bu 40 derece sıcaklıkta bir tahta bankımız, bir de demir bankımız olsun. Yazın güneşin altında bu demir banka oturduğumuzda ne yaparız? Hemen yandığımızı hissederiz, değil mi? Oysa demir bankta, tahta bankta nedir? 40 derecedir. Fakat biz demir bankı daha sıcak hissediyoruz. İşte bizim demir bankı daha sıcak algılamamızın sebebi demirin ısı iletim hızının daha fazla olması. Sorularda ÖSYM kafanız karışsın diye yok öz ısısına bağlı, yok öz kütlesine bağlı, çart çurt bir sürü size seçenek sunacak. Kafanız karışmayacak. Bunun tek bir sebebi var. Isı iletim hızı. Peki ısı iletim hızı nelere bağlıdır diyelim ama genelde şimdi bahsedeceğimiz şeyleri bir evin duvarının ısı iletiminde, kaloriferlerin yüzeyinin ısı iletiminde daha çok ne yapacağız? Kullanacağız. Isı iletim hızı dediğimiz şey katıların ısıtmayı iletmelerinin ölçüsü diyoruz. Isıyı ne kadar hızlı ilettiğine bağlıdır. Isıyı hızlı ileten katıların ısı iletimi daha iyi. Bu da kesit alanı A. Bakınız burası kesit alanı A. Boyu X olan boy X. Cisim T1 sıcaklığındaki ortamdan T2 sıcaklığındaki ortama ısıyı taşırken, mesela duvarı düşünün, duvarın dışa bakan yüzü ile içeriye bakan yüzünün sıcaklık farkı, yani iki taraf arasındaki sıcaklık farkından bahsediyoruz. İşte ısı iletim hızı yüzey alanıyla iki uç arasındaki sıcaklık farkıyla ve son olarak malzeme ile, yani ayırt edici bir özellik olacak işte tahta ve demir gibi düşünürsek ısı iletim katsayısı K ile doğru orantılıdır. Uzunluk yani kalınlıkla da ters orantılıdır diyeceğiz. K ısı iletim katsayısı 1 metrekarelik yüzey alanına sahip ve iki yüzey arasında 1 derecelik sıcaklık farkı olan malzemenin bir yüzeyinden diğer yüzeyine en kısa mesafede birim zamanda geçen ısı miktarıdır ve ne dedik? Ayırt edici özelliktir dedik. Şimdi önemli notumuz şöyle yapalım çünkü günlük hayat soruları karşımıza gelebilir. Isı iletim katsayısı yani K metallerde büyük, tahta ve köpük gibi maddelerde küçüktür. Bu nedenle kalorifer gibi ısının iyi yayılması istenilen yerlerde K'nin büyük, evlerin duvarlarında, yalıtım malzemelerinde, yemek pişirilen kapların kulplarında ısının yayılmaması için K her zaman küçük seçilir diyoruz. Ve ÖSYM sorumdayım. Bakalım. Diyor ki maddelerin ısı iletim katsayıları dikkate alınarak yapılan seçimlerin hangileri amaca uygun olarak yapılmıştır? Şimdi bakalım. Elimizin yanmaması için tencere sapının çelik yerine poliüreten malzeme. Şimdi çeliğin ısı iletimi katsayısı 40. Poliüretanın 0,024. Isıyı yalıtması yani ısıyı iletmemesi için ısı iletim katsayısı küçük olmalı. O zaman bu doğru. Yani poliüretanı seçmeliyiz. İkiye bakalım. Pencerelerin ısı yalıtımı için tek parça kalın bir cam yerine aynı kalınlıkta olacak şekilde arasına hava alan. Evet. Çünkü hava dediğimiz şey bakınız nedir? İyi bir yalıtkandır. Yani ısının bir uçtan diğer uca gitmesini ne yapar? Engeller. Bu da doğru. Oturduğumuz yeri soğuk hissetmememiz için soğuk coğrafyada açık havada tahta yerine çelik. Şimdi bakıyorum çeliğin ısı iletkenliği daha fazla. Yani soğuk memlekette ikisi de aynı soğuklukta ama çelik bunu bana ne yapacak? Daha fazla hissettirecek. Bu benim için cevap olmayacak. O halde doğru cevabım C seçeneği 1 ve 2 diyoruz. Örnek 6'dayız. Yine bir ÖSYM sorusu. Sıcaklığı 5 derece olan bir odada uzun süre kalmış K ve L cisimleri var. Ayşe aynı sıcaklıkta olan K ve L cisimlerinden K'nin daha soğuk olduğunu gözlemliyor. Buna göre diyor ki bir buz parçasını alacak. Üzerindeki buzun diğerine göre
hangi plakada daha çabuk erir? Buzun bu plaka üzerindeki diğerine göre daha çabuk erimesinin nedeni nedir? Şimdi bakalım. İkisi de K-L çubuklarımız var. İkisinin de sıcaklığı 5 derece ama biz K'yı daha soğuk hissediyoruz. Çünkü K'nın ısı iletim hızı demek ki L'den daha büyük. O zaman bunlar gitti. Bunun sebebi budur çünkü. Şimdi K ve L'nin üzerine ikisine de birer parça aynı büyüklükte, aynı sıcaklıkta buz koyduğumuzda mevcut barındırdığı ısıyı en hızlı kim iletiyor? K. O zaman K'nın üzerine koyduğumuz buz daha çabuk erir. O yüzden cevabımız ne olmuş oldu? A seçeneği olmuş oldu. Bakalım. Biz bunları az önce ne yaptık zaten anlattık. Şöyle yapalım. Örnek 7'deyiz. Kahve yaparken cezvedeki kahvenin ve kahveyi karıştırmak için kullanılan metal kaşığın ısınmasına neden olan ısının en etkili hangisidir diyor. Şimdi kahveyi içinde kahve bulunan cezvenin içindeki kahveyi su gibi düşünürsek su ve gazlarda alttaki su ısındıkça yani kahve ısındıkça hacim artar, öz kütlesi azalır. Ne yaptı? Öz kütle farkından dolayı su yukarıya doğru çıktı. Bu şekilde o zaman kahvenin ısınması konveksiyondu. Şöyle şunlar gitti. Metal kaşık ise ne yapacak? Önce kahvenin içindeki kısım ısınmaya, sıcaklığı artmaya başlayacak. Gitgide uca kadar. Demek ki burada da iletim yoluyla ısının transferi ne olmuş oldu? Gerçekleşmiş oldu. Örnek 8. Demir döküm atölyesinde çalışan işçi şekildeki gibi parlak elbiseler, eldiven ve gözlerini koruyan maske şeklinde koyu renkli başlık kullanır. Buna göre hangileri doğrudur? Parlak elbise giymesi ısının konveksiyon yoluyla ısı transferini engellemek. Hayır, parlak elbise giymemizin sebebi ısının ışıma yolu ile diyeceğiz. Gözünü koruyan başlıkta koyu renk ışıma yolu ile ısının transferini engeller. Evet, çünkü koyu renk üzerine düşen ışığı ne yapacak? Tutacak. Tutacağı için de engelleyecek. Eldiven ısının iletim yoluyla transferini engellemek amaçlıdır. Aynen eldiveni yapıyoruz ki elimize bir şey değdiğinde değil mi? İletim yoluyla ısının transferini engellemek istiyorum. Cevabım D seçeneği olmuş oldu. Şimdi hissedilen sıcaklık demiş. Bir ortamın termometre ile ölçülen hava sıcaklığından daha fazla ya da daha az olarak algılanmasına biz hissedilen sıcaklık diyeceğiz. Hissedilen sıcaklık havanın gerçek sıcaklığı, nem oranı, rüzgar ve radyasyona bağlı bir nicelik olup ölçülen bir değer değildir. Hatta kişiden kişiye olarak bile ne yapar? Değişir. Sıcaklık ve nem oranları kullanılarak hesaplanır. Hissedilen sıcaklık kişinin giysileri, sıcaklığı, vücut yapısı ve beslenmesi etkiler. Örneğin termometreyle ölçülen sıcaklık 28 dereceyken nem oranı %15 olan bir yerde hissedilen sıcaklık 26 olmakta. Nem oranının %50 olduğu yerde 28, nem oranının %65 olduğu yerde ise 30 derece olmaktadır diyoruz. Hemen küresel ısınmamızı da şöyle bir üzerinden geçecek olursak, atmosfere karbondioksit, kükürt dioksit ve karbonmonoksit gibi gazlar bırakan fosil yakıtlardan dolayı güneş ışınlarının atmosferde uzun süreli kalması ile oluşan dünya yüzeyinin olması gereken değerden daha fazla ısınmasına biz küresel ısınma diyoruz. Sera etkisi ile güneş ışınları atmosferden yeryüzüne geri yansıyarak dünyanın fazla ısınmasına neden olmaktadır. Daha çok ormanların azalmasının bir sonucu olan küresel ısınma, buzulların erimesine, okyanusların ısınmasına, deniz yüzeyinin yükselmesine, sel baskınlarının artmasına, okyanuslarda asit oranının artmasına ve canlı türlerinin yok olmaya başlamasına yol açmaktadır. Yani küresel ısınma arkadaşlar sıkıntılı, dikkat etmeliyiz. Evet, şimdi genleşmeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi genleşme dediğimiz şey neydi? Sıcaklığı artan maddelerin hızları artar. Bunun sonucunda da moleküller birbirinden ne yapar? Uzaklaşır. İşte bu şekilde madde daha çok yer kaplar. Dolayısıyla madde ne yapar diyoruz? Genleşir. Aynı şekilde sıcaklığı azalan maddeler ise büzüşür. Çoğunlukla ısıtılan maddeler genleşir. Soğutulan maddeler ise ne yapar diyoruz? Büzüşür diyoruz.
Şimdi devam edelim bakalım. Sırada ne varmış? Genleşmenin bağlı olduğu değişkenler. Maddelerin tek doğrultuda genleşmesi, işte tel, çubuk gibi maddeler boyca. Levha şeklindeki maddeler yüzeyce, üç boyutlu maddeler ise hacimce genleşmekte oldukları gözlenmektedir. Şimdi ancak levha gibi maddelerin bir boyutunun genleşmesi boyca, üç boyutlu maddelerin herhangi bir boyutu ile herhangi bir yüzeyi boyca ve alanca genleşir. Şimdi mesela elimizde ilk boyu L0 olan bir çubuğumuz olsun. Şimdi ilk boyu L0 olan çubuğumuzun sıcaklığını delta T kadar arttırdığımızda, bakınız şöyle yapalım, sıcaklığını arttırdık. İlk boyumuzda ne oldu? Delta L kadar bir uzama oldu. İşte bu delta L uzama miktarı çubuğun ilk boyuyla, genleşme katsayısıyla ve sıcaklık değişimiyle doğru orantılıdır. O zaman ilk boyu büyük olan çubuk sıcaklığı arttırıldığında daha çok uzar. İlk boyu büyük olan çubuk sıcaklığını azalttığımızda daha çok büzülür. Aynı şekilde boyca genleşme katsayısı büyük olan cisim sıcaklık arttırıldığında daha çok genleşir. Boyca genleşme katsayısı büyük olan cisim soğutulduğunda daha çok büzüşür. İki boyutlu cisim, yani bir levhamız olduğunda onun da sıcaklığını delta T kadar arttırdığımızda, bakınız şöyle yüzeyce bir genleşme. Yine bu yüzeyce genleşme ilk alanla, yüzeyce genleşme katsayısıyla ve sıcaklık artışıyla doğru orantılıdır. Yine elimizde şöyle küresel bir cisim olduğunda ilk hacmi V0 olsun. Sıcaklığını arttırdığımızda bakınız hacminde delta V kadar bir artış olsun. Bu delta V kadarlık artış ilk hacim, hacimce genleşme katsayısı ve sıcaklık artışıyla doğru orantılıdır. Burada boyca genleşme katsayısı, yüzeyce genleşme katsayısı ve hacimce genleşme katsayısı katılar için ayırt edici özelliktir diyoruz. Devam edelim. Şimdi burası önemli. Ne demiş bize? Aynı hacim ve sıcaklık artışında gazlar sıvılardan, yani en fazla gazlar, daha sonra sıvılar, daha sonra da kimler genleşirmiş? Katılar. Yani sıvılar katılara göre, gazlar da sıvılara göre daha fazla genleşmekte. Katı ve sıvılarda genleşme katsayısı ayırt ediciyken gazlarda genleşme katsayısı ayırt edici özellik değildir. Gazların hacmini değiştirmek sıvı ve katılara göre daha kolaydır. Sıvı ve gazlar yalnızca hacimce genleşirler. Mesela şöyle bir sıvımız olduğunda kabın içerisine sıvı koyduk. Şöyle bir alttan ocak. Bu bizim sıvımızın ilk hacmi olsun. Sıvılarda genleşme biraz önce notta olduğu gibi sadece hangi boyuttadır? Hacim boyutunda. Bakınız sıcaklığını arttırdığımızda hacminde delta V kadar artış olsun. Sıvının hacmindeki artış V0 çarpı A çarpı delta T dersek V0 sıvının ilk hacmiyle, sıvının genleşme katsayısıyla ve sıcaklık değişimiyle doğru orantılıdır diyoruz. Şimdi bakınız burada formül verdik ama çok da dert etmeyin çünkü müfredatta formülümüz yok. Yani bize formülden işlem sorusu ne yapmayacak? Gelmeyecek. Hemen bakalım. Bir TYT sınav sorusu. Maddeler ısı alışverişi sonucunda genleşebilmektedir. Buna göre ısı alışverişiyle genleşmesi sonucunda olmaktadır. Bakınız bir genleşme olacak. Elektrik direklerinin arasına gerilmiş olan tellerin yaz aylarında sarkması. Evet, bakın bunu, bu konuyu 6'da mı 7'de mi fen bilgisinde ne yapıyorsunuz? Öğreniyorsunuz. Zaten o teller baktığınızda da yazın daha böyle gevşektirler. Kış doğru ne yaparlar? Daha şöyle düzgün hale gelirler. Termostattaki doğrusal metal çiftinin sıcaklığın artması sonucu bükülmesi. Şimdi buna evet diyeceğiz ama bunun konu anlatımını az sonra yapacağım. Çünkü bunların içerisinde neler kullanıyoruz? Metal çiftleri kullanıyoruz. Bu metal çiftlerinin de genleşme özelliğini az sonra göstereceğim arkadaşlar. Düzgün olan tren raylarının yaz aylarında bükülmesi demiş. Bakınız büzüşmesi falan demiyor, bükülmesi. Şimdi ne yapıyor? Şu şeylerin arasına tren rayını ne yaptık? Bakınız koyduk. Bu demir yazın ne yapıyor? Sıcaklıktan dolayı genleşiyor ve bu tahtaların arasında da orası esnemediği için bir bükülme gerçekleşiyor. O halde doğru cevap seçeneğim E olmuş oldu.
Günlük hayatta genleşme, bahsettiğim metal çiftlerini burada kullanacağız. İki farklı metal şeridi birbirine perçinlediğimizde, yani genleşme katsayıları, bakınız farkı, X'in genleşme katsayısı Y'den fazla. Perçinlemek demek bunları kolay kolay birbirinden ayırmayacağız. Şimdi bunların ikisinin de sıcaklığını delta T kadar arttırdığımızda, şimdi bunlar ne yapacaklar? Bir kere sıcaklık arttığına göre ikisi de bir önceki boylarından daha uzun olacaklar. Ama biraz önce demiştik ki genleşme katsayısı daha büyük olan daha çok genleşecek. Şimdi bizim burada X'imiz daha çok genleşmek isterken Y bunu tutacağı için ne yapamayacak? X dümdüz uzarken Y onu tutacağı için şu şekilde bir ne olacak bakınız? Şöyle bir bükülme olacak. Şimdi buradan kim daha çok genleşecek dedik? X. Demek ki bunu dıştan saran X, iç burası da içteki de Y olmuş olacak. Bunu soğuttuğumuzda tam tersi, yine demiştik ki genleşme katsayısı büyük olan daha çok büzülecek. İkisinin de boyu ilk duruma göre daha kısa olacak ama kimin de boyu daha kısa olacak? X'in. Bu sefer X'i dışarıdan kim saracak? Bakınız Y saracak. Metal çifti termostatların yapısında bulunur. Termostatlar, kombi, ütüler, toz makinaları ve ısıtıcılarda. Şimdi kettle'ı düşünün. Kettle belli bir sıcaklığa geldiğinde ne yapıyor? Atıyor kendi kendini, değil mi? İşte burada kettle'ın atmasına sebep içinde bir metal çifti var. Belli bir sıcaklığa geldiğinde şu şekilde kıvrımla devreyi kısa devre yaptırıp ve ne yapıyor işte bu şekilde elektriği durduruyor. Sıcak hava balonlarının yükselmesi ısınan havanın genleşmesiyle gerçekleşir. Su donduğu zaman moleküllerinin yapısından dolayı genleşir. Su buz olduğunda hacmi artar, öz kütlesi azalır. Bundan dolayı buz suda yüzer. Bu nedenden dolayı göllerin yüzeyinde buz tabakası oluşur. Gölün altına doğru ilerledikçe su sıcaklığı az da olsa artar. En altta artı 4 derece dolaylarındadır. Çünkü suyun öz kütlesi artı 4'te en büyüktür. Bu sayede balıklar ve diğer canlılar hayatta kalır diyoruz. Şimdi örneğimize bakalım. Diyor ki yine bir ÖSYM sorusu. Yer küre güneşe biraz daha yakın olsaydı. Şimdi yer küre güneşe biraz daha yakın olsaydı. Güneş nedir? Bir ısı kaynağı, değil mi? O zaman güneş bize daha çok yaklaşırsa yer kürenin sıcaklığı ne yapar? Artar. Yer küre daha sıcak olurdu. Atmosferimiz nelerden oluşuyordu? Atmosfer gazlardan oluşuyor, değil mi? Gazların sıcaklığı arttıkça gazların hacmi ne yapar? Artar. O zaman yer küre daha geniş olurdu. Hacimle öz kütle ters orantılıydı. O zaman bizim atmosferimizin, yani atmosferin içinde bulunan gazların hacmi artarsa ortalama öz kütlesi azalır. Ama burada ne diyordu? Daha büyük ortalama bir öz kütleye sahip olur. O yüzden 3 yanlış. Doğru cevabım Denizli, 1-2 olmuş oldu. Örnek 11. Güzel bir örnek olmuş arkadaşlar. Bir iş yerinde yandaki gibi bir yangın alarmı yapılıyor. KVL metal çiftleri birbirine perçinlenerek üretece, sirene ve lambaya bağlanıyor. Sıcaklık değeri normal. Yani bu görsel bu şekildeyken lamba yanıyor. Şimdi bakın gençlik, şurada bir ne var? Boşluk var. Doğru mu? Yani demek ki devre kendini şu şekilde tamamlıyor. Lamba yanıyor. Diyor ki hangileri doğrudur? Sıcaklık arttırıldığında sirenin çalması. Şimdi biz sirenin çalmasını istiyorsak bu devrede şu şekilde sirenin üzerinden akım geçmeli. Yani benim devrem şu şekilde yeşille çizdiğim gibi şu biraz önce değmeyen uca değmeli. Bunun bu şekilde, yani K'nın L'yi dıştan sarabilmesi için, baktığımız zaman dıştan sarabilmesi için K'nın L'den daha çok genleşmesi lazım. K'nın L'den daha çok genleşmesi için K'nın genleşme katsayısı L'den büyük olmalı. Diyor ki sıcaklık arttığında siren çalması için K'nin genleşme katsayısı L'den büyük olmalıdır. Evet, bu doğru. Sıcaklık arttığında K'nin boyu artar, L'nin azalır. Hayır, biz az önce ne dedik? İkisinin de boyu bir önceki duruma göre artar. Ama K'nın genleşmesi daha büyük olduğundan L'den daha fazla artar. Siren çalarken lamba ışık vermez. Evet, şimdi bakınız bu metal çiftleri boyca genleşmeye maruz kalacaklar. Yani bu tarafa doğru büküleceği için bakınız K'nın bağlı olduğu bu uca değmez. Değmediği için de siren çaldığında bizim lambamız ışık vermez. O halde doğru cevabım Denizli seçeneği 1 ve 3 oldu.
Yine çıkmış bir sınav sorusundayız. Demiş ki katılar ve sıvılar ısıtıldıklarında hal değişimleri ve bazı özel durumlar dışında genelde genleşirler. Normal şartlar altında suyun ve buzun aşağıdaki hal ve sıcaklık durumlarından hangisinde su molekülleri en yakında? Bir kere suyun özel durumu var. Bunu unutmayacağız. Su özel durumlu idi. Tamam. Şimdi su moleküllerinin birbirine en yakın olması, su moleküllerinin hacminin minimum olması demek. Suyun özel durumu 0 ile 4 arasındaydı. Normalde diğer sıvıların sıcaklığını arttırdığımızda hacmi artarken, suyun sıcaklığını artı 4'e kadar arttırdığımızda hacmi azalıyordu. Bize de ne diyordu? Su moleküllerinin birbirine en yakın olduğu anı soruyordu. Hacminin minimum olduğu an. O halde doğru cevabım E seçeneği olmuş oldu. Evet, bakalım devam edelim. Sırada neyimiz var? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ödev sorulardan benim daha çok uygun gördüğüm, daha böyle örnekler arasında olmayan soru tiplerini seçiyorum. Şimdi kavramadayız. Kavramadaki bir numaralı sorumuza bakalım. Emre sağa sola rahatça hareket edebilen P levhası ile dikdörtgenler prizma biçimindeki kabı tam ortadan ikiye ayırıyor. Emre şekil 1'de kabın bir bölmesine T1, ikinci bölmesine T2 sıcaklığında aynı tür sıvı yağ koyduğunda T süre sonra sıvı yağ seviyeleri şekil 2'deki gibi dengeye ulaşıyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakınız T1 ve T2. Ne olmuş şekil 2'ye baktığımızda? Şekil 2 kısmında şöyle renk değiştirelim. T1, T2'nin hacmi artmış, T1'in hacmi azalmış. Ne olmuş? Bu T2'nin olduğu buradaki sıvı yağının hacmi artmış. Hacminin artmış olması demek, demek ki neyi artmış? Sıcaklığı artmış. O halde bu iki bölmesinin sıcaklığının artması için T1'den T2'ye şöyle bir ne gelmesi lazım? Isı alışverişi, ısı akışı olması lazım. Biz ısı akışını her zaman kimden kime doğrudur diyorduk? Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa. O halde T1 T2'den büyükmüş. Bakıyorum kimi doğruladık? 1'i 2'yi yanlışladık. Şimdi T1 sıcaklığındaki sıvı yağın kütlesi T2 sıcaklığındakinden daha küçüktür diyor. Şimdi biz neyi biliyoruz? Bakınız 2 eşit bölmeye, yani bu sıvı yağların neleri eşit? Hacimleri eşit. Oysa biz yine biliyoruz ki sıcaklık arttıkça hacim artar, hacim arttıkça öz kütle azalır. Yani sıcaklıkla öz kütle ters orantılı. Şimdi T1 büyük T2 olduğundan D1 küçük D2 olur. Sıcaklıkla öz kütle ters orantılı dedik. Kütleyi nasıl buluyordum ben? M eşittir D çarpı V. Şimdi bunların hacimleri aynıysa kütle öz kütleyle ne olacak? Doğru orantılı. Yani M1 M2'den küçük olacak. O halde doğru cevabım 3 oldu. Cevabımız da D seçeneği 1 ve 3 diyoruz. Şimdi yine kavramadan devam ediyorum. Kavramadaki 3 numaralı soru da güzel. Onu da çözelim. Isıca yalıtılmış bir kapta 80 derece sıcaklığındaki suya su ile eşit kütleli bir parça buz atılıyor. Şimdi elimizde bir kap var. Kapta hem buz var hem de suyumuz var. Bildiğimiz şey ikisinin de eşit kütleli olduğu ve suyun sıcaklığı da 80 derece oldu. Ve son durumda kapta hala buz ve su bir arada. Buzun hepsi erimiyormuş. Şimdi aslında sondan başlayabiliriz. Kabın içerisinde hala buz varsa, buzun tamamı erimemiş. Su ve buzun bir arada bulunabildiği tek bir sıcaklık vardı. Neydi? 0 dereceydi. Yani son durumda suda, buzda kaç derecede olmak zorunda? 0 derecede olmak zorunda. O yüzden 3 numaralı öncül gitti. Başlangıçta buzun sıcaklığı 0'dan küçüktür, 0'dır. Bakalım. Şimdi eğer ki başlangıçta buzun sıcaklığını 0 derece dersek, diyelim şöyle. Ve elimizdeki suyun vereceği ısıya bakalım. Neydi? Mc delta T. M, C'si 1, bu da 80 derece. Yani bizim elimizdeki su ne kadar su ısı veriyor? 80 m. Diyelim ki bizim buzumuzun da sıcaklığı 0 derece olsun. Yani hemen erimeye başlasın. Bakalım. Ne kadar ısı gerekiyor? M çarpı, bakınız L buzda 80. Benim buzumun tamamının erimesi için gereken ısı 80 mi? Benim suyumun verdiği ısı 80 mi? Yani bizim buzumuz başlangıçta 0 derecede olsaydı bu su bu buzun hepsini eritirdi. Oysa bize ne diyor bakınız? Buzun tamamı erimiyor. O yüzden demek ki bizim suyumuzun verdiği ısı önce buzumuzun sıcaklığını ne yapacak bakınız? 0 dereceye getirecek ki hemen erimeye başlamayacak.
O halde başlangıçta buzun sıcaklığı 0 dereceden küçüktür deriz. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım uygulama testine geçiyorum arkadaşlar. Uygulama testinde evet 3 numaralı soruyu çözelim. Isıca yalıtılmış bir ortamda bir kap içerisine konulan X ve Y sıvılarına ait sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. Alfa büyük teta olduğuna göre kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi şöyle yapalım. Ne demiş bakınız, alfa tetadan büyük. Burası alfa. Buna 60 derece, buna 30 derece dersem. Şimdi o zaman şurası kaç derece oldu? 30 derece. Şurası kaç derece oldu? 60 derece. Burası denge sıcaklığı. Şimdi burası X'in sıcaklığı, burası da Y'nin sıcaklığı. Demiştik ki konu anlatımı esnasında denge sıcaklığı her zaman Tx ile Ty'nin arasında bir yerde, ama kime yakın olacaktı? Isı sahası büyük olana yakın olur diyorduk. Bu da tamam. Şimdi 30 ve 60. Benim denge sıcaklığım kime yakın? Y'ye. Denge sıcaklığı Y'ye yakın olduğu için Y'nin ısı sahası X'ten büyüktür diyorum. O halde kesinlikle doğrudur demiş. Bakalım. Var mı Y'nin ısı sahası? Evet, bakınız bunu bulduk. Şimdi buradan şunu yazabilirim. Isı sahası dediğimiz M çarpı C kütle çarpı öz ısıydı. M Y C Y büyüktür M X C X. Şimdi ben bunların kütlelerini bilmeden öz ısıları hakkında yorum yapamam. Doğru mu? Ben bunların öz ısıları hakkında yorum yapamazsam aynı cinsler mi, farklı cinsler mi, onun hakkında da yorum yapamam. O halde cevabım yalnız 2 B seçeneği oldu. 4 numaralı sorumuzu da çözelim arkadaşlar. Diyor ki türdeş XY metal çubukları iplerle asıldığında şekil 1'deki gibi ve 2'deki gibi dengedeyken yarı uzaklıkları H1 ve H2. Çubukların sıcaklığı arttırıldığında. Şimdi çubuklarımızın sıcaklığını arttırdığımızda şöyle yapalım bakınız. Bizim çubuklarımız ne yapacak? Genleşecek. Şimdi bakınız bizim ipimiz esnemiyor. İpimiz hareket etmiyor. Şimdi şöyle bir çubuk vardı. Bu çubuk böyle uzadı. Bu ipler de ne yapacak bakınız? Esnemediğine göre, değil mi? Bununla birlikte şöyle açılacak. Ama tabii ki esnemediği için ve bu daha uzun şeyi kaldırabilmek için ne yapar? Biraz yukarı kalkmış olur. H1 artar diyoruz. H2'ye de gelince aynı mantıkla yine bu sefer bakınız yine bizim bu Y çubuğumuz ne yapacak? Uzayacak. Uzadığında ise bakınız ipimiz böyle duruyordu. Uzadığında ise ne yapacak bakınız, bu ip bunu taşırken şöyle şu şekilde böyle düzleşecek. Düzleştiği için de buraya kıyasladığımız zaman daha da ne yapacak? Aşağı inecek. H2'ye azalır diyeceğiz. Bakalım son adımda çözmek istediğimiz sorulara. Evet, 2 numaralı soru güzel bir soru olmuş. Onu çözelim. Doğa ortam sıcaklığını gösterebilen bir termometre tasarlıyor. Düzenekte K metal çubuğunu masa üzerinde L duvarına sabitledikten sonra metal çubuğun altına çok küçük bir P silindiri yerleştiriyor. Silindir R'de plastik R okunu sabitliyor. Bu şekilde R okunun skalada hangi rakam göstereceğini gözlemleyebiliyor. Buna göre bu düzenin çalışmasında bir yanlışlık olduğunu fark eden doğa aşağıdaki hangi işlemi yaparsa yanlışlık ortadan kalkar. Şimdi sıcaklık arttığı zaman bizim çubuğumuzun boyu ne yapacak bakınız, bu şekilde artacak. Doğru mu? Sıcaklık arttığında o zaman bu çubuk bu tarafa doğru uzadığı için benim şu içerideki kürem ne yapacak bakınız, gösterdiğim ok yönünde dönmeye başlayacak. Gösterdiğim ok yönünde dönmeye başlarsa R'nin göstereceği değer ne olmuş oldu? Eksi. Doğru mu? Ama biz ne yaptık? Sıcaklık artıyor. Sıcaklık arttığına göre o zaman bizim pusulamızda bakınız sıcaklık ölçüyor. Artı bir değer göstermesi lazım. Burada ne gösteriyor? Eksi bir değer. Ne yapması gerekiyor? O halde skalada pozitif sayılar negatif, negatif sayıları pozitif yaparsa sıcaklık arttığından dolayı artı bir dereceyi ne yapmış olur? Göstermiş olur diyoruz. Bir sonraki konu anlatım föyümüzde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.